أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بصهبة مزداد، زورزمان ذكي، سوسيال ahlakımız ve davranışlarımızın ne olduğunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Bizler öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki kendimizin ne olduğunun bilincini bilincini bilgisini hiçbir zaman es geçmememiz, hiçbir zaman unutmamamız lazımdır. Bizler kimiz, neyiz ve konumumuz ne? Bunun bilinci her daim bizde bulunmalı ve bu bilinç kapsamında hallerimizi, fiillerimizi, sözlerimizi nizam ve intizam altına almamız gerekmektedir. Bizler neyiz? Bizler insanız. Ama insan olmakla da kalmıyor. Bizler artı Müslümanlarız, Muhammedileriz. Onun için bizim fiillerimiz, bizim davranışlarımız, bizim hallerimiz evvelce insanlığa uyacağı gibi İslam'a da uyacak, Muhammediliğe de oyacak. Ve bunun için de Allah Zülcelal Hazretleri'nin bizlere emir buyurduğu şeyleri bilmemiz, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğütlemiş olduğu şeylerden haberdar olmamız gerekir. Zira bu emirler ve öğütler bizim ferdi yani şahsi, bireysel vazifelerimizi bize bildirdiği gibi sosyal, içtimai, vazifelerimizi de bildirmektedir. Bizler yalnız kaldığımızda İslam'ın bize vermiş olduğu ferdi emirleri yerine getirmekle mükellef olan ama sosyal hayatımızda da sosyal emirlerini yapmak zorunda bulunan inanmış insanlarız. O yüzden biz Müslümanız dediğimizde evvelce bir olan Allah'a inanan muahidleriz demiş bulunuyor. Ve peygamberi son peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş muhammedileriz demiş oluyoruz. Bunun gereği olaraktan bize bunlar ağır yükümlülükler de yüklemiş bulunuyor. Biz herkes gibi davranamayız. Herkes gibi hareket edemeyiz. Bizim yapmış olduğumuz hareketler İslamiyet'e uygun olmak zorundadır. Ferdi hareketlerimiz de böyle, sosyal, içtimai hareketlerimiz de böyle olmak durumundadır. Bunun dışına çıktığımızda bizler İslam'ın dışında hareket etmiş, İslam'a yakışıksız düşen hallerde bulunmuş oluruz. Bunun sorumluluğu da bize dönecektir. Bugünkü konumuz da sosyal, içtimai vazifelerimiz. İnsanlığın sosyal yaşam kapsamında olduğunda bazı vazifeleri vardır. Zira Allah Celle Celaluhu bunu bir ayetinde ya eyühellezine amenu takullaha Ey iman edenler, Rabbinizden hakkıyla korkun emriyle bize buyurmuştur. Bizler Allah'tan korktuğumuz zaman hem ferdi vazifelerimizi hem de sosyal vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmiş bulunuruz. Ama Allah'tan korkmadığımız zaman ise bunları tam manasıyla yerine getiremeyecektir insanlar. Zira Allah'tan korkmayan bir kişi kayıt tanımaz. Yordam bilmez. Bu uğurda Allah Zülcelal Hazretleri'nin bize indirmiş olduğu kitabı Kur'an-ı Kerim'inde bizlere şöyle ferman buyuruyor ki وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sakın ayrışmayın. Özellikle sosyal bir yaşam tarzı içinde olduğumuzda bir sosyal görev olarak birlikte ve beraberlikte azimli olmak bunun için doğru hareketlerde bulunmamız gerekir. Özellikle de bir afat, bir bela, bir musibet, genel bir afat Genel bir musibet durumunda bu beraberlik ve birliği korumak zorundayız. Bunu hakkıyla korumamız için de İslam'a uygun hareket etmemiz gerekmektedir. İslam'a uygun hareket etmediğimiz müddetçe bu beraberlik her daim zede alacaktır ve bu şekilde de o belaların ağırlığı daha da artacaktır. İslam neyi emreder bize? Bir bela, bir musibet durumunda bir afet durumunda bize neyi emreder? Şu hadisten yol almak gerekirse Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Müslümanların misali şuna benzer. Birbirlerine olan mahabbette, birbirlerine olan bağlılıkta, birbirlerine olan dayanışmadaki misalleri şuna benzer. Bir beden gibidirler diyor. Bedenden bir uzuv hasta olsa diğer bütün uzuvlar onu iyileştirmek uğrunda hummalı bir şekilde uykusuzcasına çaba sarf ederler ve ortaya bir azim, say koyarlar. İşte bizler de bir musibet başımıza geldiğinde bize erişmemiş dahi olsa ne yapmamız gerekir? Diğer Müslüman kardeşlerimize yardımda yarışmamız gerekmektedir. Bu uğurda elimizden gelen her şeyi ortaya koymamız icap eder. Peki bu uğurda ne yapacağız? İşte bunu da yine başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu ki insanlara ihsanda bulun. İyilik yap. Ya Resulallah buna gücüm yetmezse diye sorunca Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdular ki bedenen yardım et. Ona da gücüm yetmezse o zaman güzel bir şey söyle Doğruyu telkin eyle. Ona da gücüm yetmezse o zaman zarar vermemeye azmet. Kimseye zararının dokunma, dokunmaması için çaba sarf et. İşte bizler bu hadisten yol alarak kendi konumumuza göre ve kendi gücümüze göre vazifemizi ortaya koymamız gerekmektedir. Tabii ki sosyal alan en ufak aileden başlar, en büyük bir devlet anlamına gelir. Devletin bireyleri, özellikle de Müslüman bir devletin bireyleri, her daim kendi üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirme çabasında olan bireylerdir, fertlerdir. O yüzden eğer başımıza gelen bir savaşsa, bunu ifade edecek askerler, onu can havliyle, en güzel şekliyle, en muntaz haliyle ifa etmek derdine düşerler. Başımıza gelen bir felaket, bir afet ise eğer bu afat gibi durumları veya sosyal dayanışma vakıflarını ilgilendiriyorsa onlar buna can havliyle, en güzel şekliyle çaba sarf edip ortadan kaldırmaya o musibeti def etmeye çalışırlar. Bu sağlık görevlilerini ilgilendiren bir durumsa ilk başta sağlık görevlileri bunda azimle, can siperane, uykusuz kalırcasına bu işleri def etmek için, bu bolayı sarf etmek için çalışırlar. Tabii şunu da bilmemiz gerekir ki musibetler eğer umumi bir musibetse Müslümanların evvelce yapmaması gereken bir şey suçu başkasına atmamaktır. İşte onun yüzünden bunun şöyle yapmasından bu öyle yaptı diye, bu buraya vardı diye bir durum arz etmemesidir. Zira bunlar sonraki işlerdir şayet böyle bir suistimal hata varsa. Musibet anında musibeti def etmek ilk baştaki görevdir. Ve bu musibet eğer onun zararı her haneye veya bir kişiye dokunduysa ona da dokunmuştur. Bu musibet ona da gelmiştir. Demek ki onun da bir kabahati vardır ki ilişmiştir.'' Bunun birincinde olur Müslüman. Ve bunun için kendine düşen vazifeyi hadiste de belirlediği gibi en öndeki safta olması gerekiyorsa en öndeki safta. Sağlıkçının önünde olması gerekiyorsa o en önde durur. Askerin önünde durması gerekiyorsa o en önde durur. Onun gibi diğer kalan bireyler de kendisine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirir. Bu bazen bir bere örmek olabilir askere bu bazen bir maske yapmak olur sağlıkçıya her neyse görevini herkes liyakatiyle üstüne düştüğü şekilde ve en güzel çabayı ortaya koyarak yapar bu İslam'ın Müslümanlardan istemiş olduğu şeydir herkes taşın altına elini koyar wa tasimu bihabllilahi cemia Allah'ın o İslam emirlerine herkes bir anda birlikte yapışırlar. Ve la dağılmazlar. Bana ne? Neme lazım? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın bir Müslüman diyemez. Bela umumi ise çaba da umumi olmak durumundadır. Seferberlik hali söz konusu ise herkesin seferber olmak zorunluluğu vardır. İşte İslam bizlere bunu emretmektedir. Bizler de bir Müslüman olarak İslam'ın emirlerine uymaktan başka bir şıkkımız söz konusu değildir. O yüzden bizler herkes, her birey gücü yettiğince ihsan edebilen ihsan edecek. Yardım edebilen yardım edecek. Yardım edemeyen güzel sözlerle destek verecek. Onu da yapamayan en azından şerrinden milleti muhafaza. Şerrinin önünü kesip millete dokunmaması için çaba sarf edecek. Bu uğurda herkes kendi konumunda, kendi gücünde olduğu kadarıyla sorumlu ve mükelleftir İslam'da. İslam'ın dışına taşarsak o İslam'ın dışındaki bir hareket olur ki Müslüman'a yakışmayan bir hal meydana getirilmiş bulunur. Mesela böyle anları fırsat zannedip kendisine kazanç elde etmek veya sıfır zararla atlatma derdine düşmek gibi durumlar bazı kişilerde hasıl olmuş olabilir. Bunlar İslam'la bağdaşmayan, İslam dışı Müslüman'a yakışmayan hallerdir. Müslüman bir zarar varsa, Müslümanların başına bir bela varsa o belayı def etmek derdinde velev ki parası gitse, velev ki canına zarar gelmiş bulunsa da hiç umrunda olmadan onu def etme derdine düşen insanın ta kendisidir Müslüman. Bunu böyle bileceğiz. Güzellikler sadece anlatmaktan ibaret değildir. Yaşama da dökülmesi gereken şeylerdir, güzellikler. Bunu iyice belleyeceğiz. İşte ne diyoruz? Susuzlukta susuz kalmıştı. Ondan sonra ona harp meydanında su götürdü. Kardeşi su deyince o suyu içmedi, kardeşine gönderdi, Müslüman kardeşine. E biz de bugün onu yapabilecek durumda kabiliyette, erkte, o vicdana sahip bireyler olmak çabasında olmak durumundayız. Bugün bizler ihtiyaç sahibi değilken bir sıkıntı halinde ihtiyaç sahibiymiş gibi kendimizi gösterirsek, Müslümana yakışmayan bir hal, tavır ortaya koymuş oluruz. Müslüman ihtiyacı yokken el açmaz. Hatta ve hatta ihtiyaçlarını kendisi halletmek derdinde olan, çabasında olan insandır. İhtiyacı olan kişiye sadece İslam isteme hakkını vermiştir. İhtiyacı olmayan bir kişinin istemesi, hani biz bazen kendimizi söylüyoruz ya, yahu bu da istiyor ama bir sürü şeyi var, çok yüzsüz birisi, işte o yüzsüzlüğün ta kendisidir. İhtiyacı olmadığı halde ihtiyacı varmış gibi ortaya ihtiyaç sunan, ihtiyaç için elini uzatan kişi karaktersizlik bir hal tavır ortaya koymuş olur ki İslam bunu da kabul etmez. Demek ki bizler eğer ihsan ehliysek özellikle bela ve musibetlerin inmesi anında sosyal bir ahlak vazifemiz, içtimai bir görevimiz olarak İslam'ın bize emir buyurduğu vazife şudur. Eğer İhsan edebilecek kuvvette ise ihsan edeceksin. Yok yapamıyorsan, güçlüysen yardım edeceksin. Yok gücün de yoksa güzel sözlerle, iyi sözlerle destek verip onların kuvvetini pekiştireceksin. He bunu da yapamıyorsan, burada kabiliyetin yoksa kendi zararını minimize edip kimseye zarar vermeme derdinde, çabasında olacaksın. İşte herkes bunları hakkıyla yerine getirdiğinde musibetlerin o ezici zararı azalmış olur. En hafif şekilde atlatılabilir o zaman musibetler. Peygamberimiz Mekke'de susuz kaldılar. Su verilmiyordu. Kuyular kapanmış. Kimseye Müslümansa kuyuya gitme izni verilmiyordu. Ne yaptı Hazreti Osman radıyallahu teala an? Demedi yahu benim param var, ben giderim şimdi bir kuyu alırım, itibarım da var, herkes bana kuyuyu satar ve o kuyuyu biri alır, ona satarım Müslümanlara.'' demedi. Gitti kuyuyu aldı ve Müslümanlara bir gayri ücret, ücretsiz dağıttı suları. Bugün de bütün Müslümanların ihtiyacı olan bu su, hepsine Allah için benden hediyedir diye verdi. Ve ilk kuyunun onda bir miktarını ikinci kuyuya aldılar. İşte niye? Doğruyu yaparsan, doğru harekette bulunursan belaların ezici kuvveti de azalmış olur. Amma ve lakin biz hemen endişeye, Müslüman'da sabrın olması gerekirken sabrı göstermeyip endişeye kapılırsak, bizler hemen sanki bunu bir fırsat bilip fırsata çevirmek derdine düşersek, o zaman belanın musibetinin o belanın o musibetin ezici kuvveti fazlalaşacak ve bize verdiği zarar çoğalacaktır. Bunların birincinde olarak her Müslümanın hareket etmesi zorunludur. Bizler de her ne yaparsak yapalım ilk başta dediğimiz gibi unutmayacağımız tek nokta Müslüman olduğumuz, Muhammedi olduğumuz ve yapacağımız bütün fiiliyatların, bütün sözlerin İslam çerçevesi dairesinde kalması gerektiği, Muhammediliğe yakışması gerektiğinin birincidir. Allah Zülcelal Hazretleri bizleri her halde, her ortamda Müslümana yakışır hal ortaya koyan kullarından eylesin. Başımıza gelecek cümle afatü beliyatı bizlerden def eylesin. Okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımıza da amel etmeyi cümlemize müyesser eylesin. Dillahi Teala'l-Fatiha.